Emre Bey, burada Avrupa açısından yaptırımların etkisini değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü uygulayanlar için de kolay değil. Avrupa'da bunun iç siyaset boyutu da var. Hükümetlerin de karşısına özellikle enerji dosyası zorlu bir başlık olarak çıkıyor. Almanya buna bir örnek, farklı ülkelerde var. Yaptırımların geleceğine dair ne söyleyebiliriz bugünden? Bir boyutuyla da Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması ileride bir gerginlik oluşturabilir diye de tahminler var. Ama yaptırımlar kalıcı mı değil mi? Belki buna da kafa yormamız fayda getirir bu tartışma çerçevesinde, buyurun. Yani Rusya Federasyonu yaptırımlardan çok etkilenir. Yaptırımları hiç alışık olmayan bir sanayi ve toplum demek mümkün değil. Zaten Sovyetler Birliği döneminde özellikle teknoloji transferi açısından çok çok ciddi yaptırımlar vardı. Çok ciddi kısıtlamalar vardı. Bu öyle değil tabii. Rusya'nın elinde, Rusya Federasyonu'nun elinde Vana var. Vana'yı bir miktar kapatarak hakikaten Avrupa Birliği ülkelerinin çok fena canını sıkabiliyor. Parası değer kaybetmedi çünkü bu ticaretin bir kısmını rubleyle yapılmasını şart koştu. O gazı alacaksanız piyasadan ruble almanız da gerekiyor. Bu sefer rubleye talep arttığı için paranın değeri artıyor falan. Bunlar geçici şeyler. Yani Rusya Federasyonu tarafında benim görebildiğim kadarıyla sorun çok ciddi politik, ekonomik olmaktan ziyade. Avrupa Birliği açısından gerçek bir felaket çünkü birçok şey üst üste geldi. Her şeyden evvel Avrupa Birliği dünyada alternatif enerji kaynaklarını en fazla arayan ve en çabuk uygulamak isteyen ülke. İklim değişikliği var, genel bir ısınma var işte bildiğimiz hepimizin. Ve büyük ölçüde bunun yarattığı sosyal sorunlar var. Sosyal sorunlar derken Avrupa Birliği'nin içindeki sorunlardan bahsetmiyorum. Sahra altı Afrika'dan korkunç bir göç var. Yani sabahları İspanya'da turistlerin plaja çıkmalarına kısıtlama getirdiler. Çünkü işte bazen göçmenlerin cesetleri vuruyor plaja, onları topluyorlar falan. Yani hani hakikaten insanlık dışı şeyler. Bu bugünden yarına hallolabilecek bir şey değil. O insanlar aç. Ve o insanlar göç etmek istiyor. Nereye göç ediyor? İşte kuzeyde ve çok gelişmiş Avrupa ülkelerini. Bir diğer yandan 1960'larda geleceğin enerjisi olarak görünen nükleer enerjinin işte bir takım ciddi sorunlar yarattı. Ya görüldü ya da bu şekilde algılandı. Özellikle nükleer atıklar konusunda ve bu atıkların nasıl bir şekilde muhafaza edileceği konusunda çok ciddi şüpheler ve endişeler var. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri başta Almanya olmak üzere hem nükleer enerjiden hem de fosil yakıtlardan kurtulmak için çok çeşitli adımlar atıyorlar. Yani sadece enerji kaynaklarını çeşitlendirmek değil, mesela arabayı şehirden çıkarmak. Herhangi gelişmiş bir Avrupa ülkesinde otomobilinizi kullanmak istiyorsanız yandınız. Ne park edecek yer var, ne o trafikte size ilerleyebilecek bir şey var. Herkese toplu taşımacılığa veya çok daha hani sağlıklı bisiklete binmeye vesaire teşvik ediyorlar. Şimdi bütün bu değişim ve bütün bu arayış içinde bir anda mecburiyetten işte kömür santrallerini tekrar devreye sokacaksınız, işte nükleer santralleri tekrar devreye sokacaksınız. Bu transformasyon o zaman tamamen akamete uğrayacak. Giderek hava kirliliği sorunları, işte bu tür sosyal sorunlar kamuoyuna daha fazla baskı yapmaya başlayacak. Yani Avrupa ülkelerinde bu çok daha görünür bir şey. Görünür bir şey derken bu sadece Avrupa Birliği ülkelerinin sorunu değil. Bu bütün dünyanın sorunu, yani planetin sorunu. Ama Avrupa Birliği çok şeffaf bir yer. Zaten 27 tane ülkeden oluşuyor. Burada işte büyük ölçüde kamuoyu baskısı, tüketici hakları,
o büyük devasa pazarın sağlıklı çalışabilmesi için olmazsa olmaz unsurlar. Dolayısıyla her şey ortada. Her şey ortada derken askeri sırlardan bahsetmiyorum ama ülkelerin stratejileri, özellikle sosyal, iktisadi ve enerjetik stratejileri çok tartışılıyor. Bir de başka bir sorun daha var. Yani bu işin yapısında var olan şey. Bunlar demokratik ülkeler. Seçilen insanın ufku 3 sene, 4 sene, hadi bilemediniz 5 sene. Yani 50 yıla belki yayılacak bir strateji. Devamlı koalisyonlar, işte seçilen, seçilemeyen siyasetçilerle vesaire yürütüyorsunuz. Oysa karşınızda ne var? Karşınızda müesses, kurulmuş büyük şirketler var. Bunlar uluslararası, hatta transnasyonel dediğimiz ulus ötesi şirketler. Bunların stratejileri çok daha belirgin. 20 yıla, 30 yıla yayılan, öyle üst yönetimlerinin çok sık değişmediği, Sovyetlerden arta kalan Rusya Federasyonu'na bakıyorsunuz. Orada maşallah iktidar da değişmiyor. Kişiler de değişmiyor. Yani demokrasinin görece zafiyeti şu aşamada Avrupa Birliği için hakikaten ciddi bir dezavantaj gibi duruyor. Zaman içinde bu avantaja dönecektir. Çünkü gerek uluslararası şirketlerin tavrı, gerek demokratik olmayan rejimlerin o katılığı ve kendini reforme etme yeteneğinden yoksun olmaları zaman içinde çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Yani Avrupa'da hava kirliliği vardı, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yok mu? İnsanlar sokağa çıkamıyor büyük şehirlerde çünkü enerji kaynakları kısıtlı, çok derin kömür rezervleri var, çok bol. Onları yakıyorlar. Onları yakıyorlar ama o toplumdaki insanların buna karşı çıkıp böyle bir şehirciliği ve böyle bir enerji politikasına dur demeleri mümkün değil. Son derece katı kurallarla, Alexei Kosygin'in bir lafı vardı. Burası sosyalist bir ülke değil, çok iyi organize olmuş askeri bir diktatörlük demişti. Daha 1967 yılında. Dolayısıyla dünyada bir yandan bütün bu tartışmalar yapılıyor, işte demokrasi olsun, şu olsun, bu olsun. Bir yandan bu tartışmalardan sanki kendisi etkilenmeyecekmiş gibi parantez içine kendini almış rejimler var. Rusya Federasyonu da bunlardan bir tane. Dolayısıyla bunun yarattığı çok ciddi bir, nasıl diyeyim, torsiyon var, bir gerilim var. Bu gerilim illa savaştan, şundan, bundan hallolmayabilir. Biraz evvel Evren Hoca anlattı. İkili dünyada, yani iki kutuplu dünyada göreceli olarak çok daha istikrarlı bir ilişki olur. Olur ama bu korkunç şeylerin olması ihtimalinden ari değildir. Küba füze krizi yaşandı. Dünya büyük bir nükleer felaketin eşiğinden döndü. Döndükten sonra ne oldu? Başkan Kennedy öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha hala filmlerini yapıyorlar, ediyorlar. O çok iyi Amerikan, işte CIA, FBI falan hala anlaşılamadı. Ne oldu? Öbür tarafta Sovyetler Birliği'nde de saray darbesi oldu. Nikita Khrushchev iktidardan alındı. Yerine genç diyebileceğim triumvira geçti. Leonid Brezhnev, Nikolay Podgorny, Alexei Kosygin. Her iki tarafta dünyada, yani Richard Nixon, ondan önce işte Lyndon Johnson, dünyada böyle bir nükleer tehlikeyi tekrar yaşamamak konusunda kırmızı telefon dediğimiz telex hattı o zaman kuruldu vesaire. Antant kaldılar. Yani insanlık da hani illa böyle bir intihar denebilecek şeyler karşısında, gelişmeler karşısında bir şekilde tepki koyabiliyor. Ha şimdi buna bel bağlanmaz tabii. Ha, inşallah hallolur, Putin'i bilmem ne yaparlar falan diyemeyiz. Ama gene de göründüğü kadar tehlikeli değil çok kutuplu dünya.